Şimdi yolculuğumuz Alanya'ya. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nden konuklarım. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ertan Doğan. Hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Burcu Çabuk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi hadi biraz Alanya'dan haberler verin bize. Alanya'da öğrenciliği anlatın ve üniversitenizin bir kuruluş öyküsünü, yapısını dinleyelim. Üniversitemiz 2011 yılında kurulmuş. Altyapı çalışmalarını 2014'te bitirip ilk defa öğrenci almış bir üniversite. Alanya'da iki tane üniversite var. Bir vakıf, bir de devlet üniversitesi mevcut. Bizim üniversitemiz Hamdullah Emin Paşa Vakfı'na bağlı. Sadece eğitim yapmak için, eğitime destek olmak için kurulmuş bir vakfın üniversitesi. Genç, dinamik, tematik ve kapasiteli bir üniversite. Tematikliği nereden geliyor? Belli bir alana mı odaklanmış bir üniversite? Tabii. Bizim üniversitemizin aslında odaklandığı alan Alanya ve çevresindeki bölgenin ihtiyaçları ve uluslararası alanda neler yapabileceği ile ilgili. Buna göre işte fakülteler ve bölümlerimiz var. Birbirleriyle ilişkili multidisipliner, yani disiplinler arası bir eğitim veriliyor üniversitemizde. Yani o bölge turizm bölgesi. Dolayısıyla bölümlerde de bu hissediliyor mu, turizm ağırlıklı? Mesela gastronomi keza aynı şekilde. Tabii. Hı hı. Yani bizde bölümlerle şöyle bir irtibat. Aslında turizm sektörü öyle zannedildiği kadar küçük bir sektör değildir. Yani bugün Alanya'daki turizm, Isparta'da işte ekin eken veya meyve yetiştiren herhangi bir yetiştiricinin de ilgi alanındadır. Çünkü sonuç olarak orada bir pazar oluşuyor. Dolayısıyla iletişimden yazılıma, gastronomiden mimarlığa kadar bizim kurduğumuz bütün bölümler turizmle ve bulunduğumuz bölgenin yapısıyla ilişkili. Hı hı. Peki Alanya'da öğrencilik nasıldır? Alanya'da öğrencilik oldukça keyifli. Çok rahat. Ve güvenli. Çok güvenli bir şehir. Rahat, evet. Güvenli. Uluslararası bir ortam var. Sonuçta 30 bin tane yerleşik yabancı var. Ve uluslararası bir üniversite olma çabasında olan bir üniversite olduğumuz için biz hem öğretim üyelerimizin içerisinde hem de öğrencilerimizde uluslararasılık oranı yüksek. Kültürel, sanatsal faaliyetler çok yoğun. Antalya'ya yakınız. Bunun da bir avantajı var. Bunu da kullanabiliyor öğrencilerimiz. Keyifli ve doyurucu bir öğrenim hayatı sunabiliyor. Evet, aynı zamanda kış aylarında da aktif bir şehir. Aslında ilçe, ama ilçe demeye dilim varmıyor gerçekten. Çok gelişmiş bir ilçe. Hı hı. Bu da öğrencilerimize aynı zamanda eğitimleri esnasında çalışma olanağı sunuyor. Hı. Çünkü turizmle çok iç içe olduğu için. Turizmle çok iç içe. Keza gastronomi ve mutfak sanatları aynen bölümü için de geçerli. Şu dönemde gıdanın önemini nasıl anladık? Biraz önce sanat eğitimi konuşurken dedim ki herkes bir terapi gibi gördü sanatı. Yemekte de öyle, aynı şekilde bir terapi, evet, gibi. Evet, evet. Evde yani hani pişirmedikleri ekmek kalmadı. Herkes bir deneyimledi. Dolayısıyla hep bir artıştaydı son yıllarda gastronomiye ilgi. Hatta sizin bununla ilgili bir araştırma laboratuvarınız bile var. Çok önemsiyorsunuz üniversite, evet, olarak. Evet, evet. Üniversite olarak aslında Türkiye'de ilk araştırma laboratuvarına sahip üniversiteyiz. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüyüz. Hı hı. Bu anlamda tabii ki hani koronavirüsten dolayı insanlar evlere kapandı, yemekler pişirdi ama gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi aslında çok farklı bir eğitim. Hı. İnsanlar bu eğitimi aslında sadece eğitim aldıktan sonra ya da gastronomi ve mutfak sanatlarını sadece mutfakta iş yapan bir aşçı ya da eleman olarak görüyorlar. Değil. Ama tamamen farklı. Çünkü öğrencilerimiz eğitimi aldıkları zaman gıda biliminden hijyene, beslenmeye, istatistiğe, bilgisayar uygulamalarına, çeşitli turizm derslerine kadar farklı farklı dersler görüyorlar. Nerede çalışacak mezun oldu? Mezun oldu, nerede çalışacak? Birincisi yiyecek içecek işletmelerine çalışabilir. Şunu belirtmek istiyorum aslında. Gıda alanı insanlar var oldukça devamlılığını sürdürebilecek bir alan. Gıda ve sağlık. Bu açıdan öğrenciler iş bulma sorunuyla karşılaşmayacak diye düşünüyorum. Yani iş bulma potansiyeli çok yüksek bir bölüm. Hı hı. Öğrenciler ya da mezunlar daha doğrusu nerede çalışabilir derseniz işletmelerde çalışabilirler. Aynı zamanda yöneticilik yapabilirler. Sadece mutfakta çalışmak zorunda değiller. Hı hı. Ama mutfakta kademe kademe artık egzekütif şefliğe kadar çıkabilirler. Bunun yanı sıra nerede çalışabilirler? Devlette çalışabilirler. Hastanelerde çalışabilirler. Okullarda çalışabilirler. Hı hı. Eğitmen şef olarak çalışabilirler. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra akademisyen açığı var çünkü bölümümüzde. Akademisyen olarak
iş yapabilirler. Şimdi bu soruyu niye sordum? Çok da bilinçli sordum. Mezun olunca ben ne yapacağım? Nerede işe gireceğim diye aslında kaygılanıyorlar. Ben de bazen diyorum ki ya üniversitelerin asli görevi seni işe yerleştirmek değildir. Öyle güzel bir eğitim verir ki sen de gidersin o işi bulursun zaten. Ama öğrencilerin beklentisi de o yönde. Tercih kriteri bile olabiliyor. Mezun olduktan sonra ne yapacağım? Tabii ki, siz çok önemli. Üniversite olarak kafa yoruyor musunuz? Ne sunuyorsunuz onlara? Şimdi biz çeşitli bölümlerde tabii farklı staj programlarımız var. Öncelikle bizim üniversitemizde öğrenciler ciddi bir pratik yapıyorlar ve bu süreç içerisinde zaten iş bulmaları çok kolaylaşıyor ama bunun dışında mesela turizm işletmeciliği bölümü için %100 iş garantisi veriyoruz. Çünkü Alanya ve çevresinde kalmak isteyen bir mezunumuz olursa biz istihdamını sağlayabiliyoruz. Bizim üniversitemizden mezun olan arkadaşlar %100 İngilizce eğitim gördükleri için yüksek standartlarda mezun oluyorlar ve bütün iş bulmaları. Bütün bölümlerde mi %100 İngilizce? Evet, bütün bölümlerde %100 İngilizce eğitim alıyorlar. Dolayısıyla hani bir bölümde okurken bir başka bölümde de zaten kendini geliştirme şansı buluyorlar hocamın da dediği gibi. Hani bir gastronomi mezunu da bir turizm işletmesinde ciddi bir yöneticilik pozisyonuna gelebiliyor. Veya farklı bir alana gidebiliyor. Bu anlamda bizim öğrencilerimizin iş bulmayla ilgili aslında güzel geri dönüşleri var. Yani çok yüksek oranlarda istihdam ediliyorlar. Şimdi bir kriterde ne? İşte mezun olacağım, ne yapacağım, iş bulacak mıyım? Acaba vakıf üniversitesi seçiyorum, yarı yolda kalır mıyım? Bu burs bana yeter mi? Şehir pahalı mı? Burs ve özel teşvikler anlamında öğrencilere ne sunuyorsunuz Alanya Abdullah Emin Paşa Üniversitesi olarak? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz birincisi ücretli öğrenci almıyoruz. Bütün öğrencilerimiz ya %100 ya da %50 burslu olarak geliyorlar. Öğrencilerimiz tercihlerini yaparken bu konuda korkmasınlar. Çünkü 6 senelik biz bir üniversiteyiz. 2 dönemde mezun veriyoruz. Bizim bu mezunlarımız içerisinde bursunu kaybeden hiç kimse olmadı bugüne kadar. Hani zaten burslu olarak okuyorlarsa o şekilde üniversiteyi kazanmışlarsa belirli bir başarının üzerindedirler ve kendilerine güvensinler. İngilizce konusunda aslında burada bazen kafalarına taktıklarını görebiliyoruz ama ciddi bir İngilizce eğitim veriliyor. Dolayısıyla bunun bu sürecin içerisinde 900 saatlik bir eğitim aldıktan sonra İngilizce ile ilgili eksiklerin tamamen kapatılması ve bu konuda kendilerini gerçekten iyi geliştirmiş bir şekilde mezun olma fırsatları oluyor. Yani. Aynı zamanda sadece İngilizce de değil, okulumuzda ikinci veya üçüncü bir dil seçeneği de var. Özellikle yani, sizin alanda da önemli evet, değil mi? Özellikle Fransızca, Almanca, Rusça öğrenebiliyor öğrencilerimiz. Yani İngilizceyi artık hani yabancı dilden saymıyorum çünkü herkesin bilmesi gereken bir dil. Mesela biz şu an İngilizce konuşmaya devam ederek programı gayet rahat devam ettirebiliriz değil mi? Herkes evet, öyle hemen. Beklenti o yönde. Çocuklar çok iyi yabancı dil bilsin istiyoruz. Dünyaya açılsınlar istiyoruz. Evet. Tabii yarışma açısından yani farklı alanlardaki kişiler artık bakın hani çok fazla genç var. Çok fazla genç üniversite tercihi yapıyor. Artık birazcık da gençler farklılaşmak zorunda diğerlerinden. Yani hani çok klişe bir söz vardır ya ekmek aslanın ağzında. Ya da midesine geçti. Artık çok farklı yerlerde. Yani siz bunları kendiniz özellikle başka diller öğrenerek, farklılaşarak, işte sertifika programlarına şey yaparak, kaydolarak. Ya da bu Murat Hocam'ın söylediği işte bu disiplinler arası yaklaşım dediniz ya. Hani psikoloji öğrencisi ama gitmiş ne yapsın çift ana dal mesela bir bölüm söyleyin. İletişim olabilir mesela. İletişim. Halbuki ne kadar bir araya geldiğinde farklı bir alan yaratabilir. Mesela bakıyoruz hukuk. Bambaşka mühendislikten bir alandan çift anadal yapıyor. Çünkü bilişim hukukundan bahsedecekse gidip bir yeni medyadan değil mi çift tabii anadal yapabilir. Bu çeşitlilik var artık. Yani bizim üniversitemizde de aslında benzeri şeyler var. Yani bizim mesela fakültelerimiz arasında seçmeli dersler birbirleri tarafından seçiliyor. Biz öğrencinin önüne bir kısıt koymuyoruz. Yani gastronomi öğrencisi iletişimden de ders alabilir, mimarlıktan da ders alabilir, bilgisayar mühendisliğinden de alabilir. Hakeza diğer fakültelerin öğrencileri de birbirleriyle işte iletişime geçiyorlar ve bundan bir sinerji de doğuyor aslında. Çünkü farklı alanlarda kendini yetiştirmiş öğrenciler bir araya geldiklerinde üretkenlik ortaya çıkıyor. Yeni bir fikir ortaya çıkıyor, bir girişimcilik fırsatı ortaya çıkıyor. Bunu da değerlendirdiklerini zaman zaman görüyoruz. Yani bugün Türkiye'den işte unicorn dediğimiz işte yazılım firmaları vesaireler çıkıyor. Bunları yapabilmek için sadece ve sadece yazılımcı olmak da yetmiyor. Başka alanlarda da kendini geliştirmiş insanlar bir yazılımcı desteğiyle bir girişim kurarak gerçekten hayallerindeki işte
o kariyere ulaşabiliyorlar. Sizin alanınız iletişim tasarımıydı. Evet. İletişim tasarımı ne yapıyor? Grafik tasarım gibi mi? Görsel iletişim tasarımı gibi mi? Aslında benzeşik. Bizim öğretim programımızda 3 ana kol var. Bunlardan bir tanesi grafik tasarımı. Bir diğeri tasarım derslerinin kendisi, yani kuramsal olarak verdiğimiz tasarım dersleri. Bir diğeri de hareketli görüntü. Hı hı. Bunların hepsini harmanlayarak işte iletişimin temellerinden başlayarak işte modellemelere, animasyon derslerine kadar kendi ilgi alanlarında olan seçmeli dersleri alarak farklı yeteneklerde olan arkadaşlar farklı özelleşmiş şekilde mezun olabiliyorlar bölümümüzden. Hı hı. Şimdi hocam bu salgın döneminde eğitim öğretim faaliyetlerine fena da gitmeyerek adapte oldu eğitim kurumları hızlı bir şekilde. Şimdi yeni dönemde acaba açılır mı açılmaz mı, hibrit eğitim mi olur ne olur, siz ne gibi hazırlıklar yaptınız Alanya'da? Şimdi biz bir kere en kötü senaryoya hazırlandık. Yani biz zaten buna hazırdık da daha önce. Bizim bir açık ve uzaktan öğrenme merkezimiz var ve Harvard'da, MIT'de kullanılan altyapıyı kullanarak öğrencilerimize ders veriyorduk zaten. Hı hı. Bu salgın sürecinde de bu dersleri dönüştürdük ve bu sisteme aktardık. Halen %100 online eğitim yapabilecek kapasiteye sahibiz. Ama pandemi süreci geçişinde artık bu teknolojiler bizim hayatımızdan çıkmayacaklar. Ve eğitimde bu teknolojilerden faydalanacak bir yola doğru evriliyor. Dolayısıyla hem dijital öğrenmenin hem yüz yüze öğrenmenin bir araya geldiği harmanlanmış bir model oluşturuyoruz biz, hı hı, üniversitemizde. Şimdi Burcu Hocam, buradan çıktıktan sonra üzülmemek için ya keşke şunu sorsaydı, şu konu açılsaydı da söyleseydim, bizim alan için de son derece önemliydi, bilmediğinden sormadı sunucu. Ne o soru? Kaldı mı bir şey? Gastronomiyle ilgili. Aslında hani şöyle toparlayabilirim. Gastronomi mutfak sanatları eğitimi. Evet, hiç beklemiyordum. Soruyu da bir kere de soruyu siz sorun, cevaplayın. Soru sormayayım ama şöyle bir cevap vereyim aslında bakarsanız. Öğrenci çok iyi seçmesi gerekiyor. Yani başkasının baskısı altında kalmadan gerçekten istediği mesleği seçmesi gerekiyor. Ama bu mesleği seçerken özellikle gastronomi mutfak sanatları için konuşuyorum. Sadece mutfakta çalışmayacağını, aynı zamanda proje temelli, okulumuz için söylüyorum, aynı zamanda bilimsel temelli bir eğitim alması gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Hmm. Yani öğrenciler aslında okulların, genel olarak konuşmak gerekirse, web sayfalarına gidip ne tarz eğitimler verildiğini görebilirler. Ya da oradaki hocaların alanlarına bakabilirler. Evet, akademik kadro. Yani kendi araştırmalarını birazcık da kendileri yapabilirler gerçekten. İş başa düşüyor. Ben programın başında da hep onu söyledik. Hani aktif öğrenme de bunu gerektirir zaten. O bilginin peşine düşecek olan sensin dedik adaya. Tamam. Siz ne eklersiniz buna Murat Hoca? Vallahi bizim söyleyeceklerimizden en önemlisi, birincisi gönüllerinde olan neyse onu tercih etmeye çalışsınlar. Yani kendilerini mutlu edecek. Aslında ne okudukları, ileride ne meslek yapacaklarını tam olarak da belirlemeyebilir. Yani bugün iktisat okuyan biri, yarın bir gün işte matematik master'ı, doktorası yapıp matematikçi olabilir. Veya matematik okuyan birisi bir iletişimci olarak hayatını sürdürebilir. Ama bu anlamda üniversite, 4 senelik bir üniversite hayatı yaşayacaklarında kendi ilgi alanlarında olan ve yeteneklerini geliştirebileceklerine inandıkları, kalben de mutlu hissedecekleri bir yeri seçsinler. Alanlara yönelsinler. Bu alanda bilgi açıkları varsa, bilmiyorsa o işi icra edenler, nasıl bir iş ortamı, ne yapıyor, günü nasıl geçiyor, onda deneyimleri dinlesinler değil mi? Onlardan faydalansınlar. Mutlaka üniversiteden iletişim. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Öğrenci bu koronavirüs döneminde aslında korkmasın. Çünkü okullar, kendi okulumuz dahil artık birçok senaryoya hazır. Hazır ama korksun. Önlemini de alsın. Tabii ki, çok teşekkür alsın. Ediyorum katkınız için. Biz Alanya Abdullah Eminpaşa Üniversitesi İletişim Tasarım ve Yönetim Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Murat Ertan bizimle birlikteydi. Gastronomi ve mutfak sanatları konuştuk. Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Burcu Çabuk'la birlikte. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın hem 11.15'te hem 15'te karşınızda olacağız. Hafta sonu hem 14'te hem 16'da karşınızda olacağız. Eğitim konuşmaya devam ediyoruz. Habertürk ekranlarında bizi takip edin. Programlarımızı kaçırdıysanız yolun başındayken .tv adresinden takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hesap yolun başındayken'i sundu. Sağlıklı serinlik teknolojileriyle Samsung klima sistemleri hava durumunu sunar. Marmara bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İstanbul 30, Edirne 34 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 34, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de hava güneşli, Antalya 37, Adana 36 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 30, Trabzon parçalı bulutlu 27 derece. İç Anadolu'da gökyüzü açık, Ankara 36, Kayseri 32 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Van 27 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece. Sağlıklı serinlik teknolojileriyle Samsung klima sistemleri hava durumunu sundu. ETS ile tatil durumu. Ege ve Akdeniz otellerinde indirimler mevsim normallerinin üzerinde. Yer yer ani indirimlere dikkat. Son dakika fırsatları için ETS'ye gelin. Gardırobu değiştirmenin vakti geldi. Göbek, basen, kol ve bacaklar için şimdi Soğuk Lipolis. Kısa süreliğine özel indirimle tüm eczanelerde. Hem salonunuzda hem de yatak odanızda ideal sıcaklık ve nem dengesiyle rahat edin diye iki iç üniteli Toshiba Multi-Split Klima şimdi bir klima fiyatına. Toshiba Klima. Düşünen klima. İstenmeyen tüylere buz terapili çözüm. Ice Therapy tüy dökücü jel kılları dondurarak batık izi bırakmadan dökülmesini sağlar. Ice Therapy şimdi tüm eczanelerde. Mobilyanızı Evkur'dan alın, hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksitle ödeyin. Uludağ, Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen şekersiz gazozu. Göbek, basen, kol ve bacaklar için şimdi Soğuk Lipolis. Kısa süreliğine özel indirimle tüm eczanelerde. Meyve aromalı ya da sade, hepsinin içimi şahane. Beypazarı doğal maden suyu, açın için, açın için, sağlık için. Yaz geliyor, şimdi vücuduna yatırım zamanı. Altın yoğurt kürü kurkumin 500, şimdi tüm eczanelerde. Yaz gelmeden aynalarla barışın. Altın yoğurt kürü kurkumin 500, şimdi tüm eczaneler. Sunny 122 santim Full HD LED TV 2299 lira. Artı 10 taksitle...